arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin Adalı. 2020 YLS kılavuzları sonunda yayınlandı. Biliyorsunuz o zaman bu günü bekliyorduk açıkçası ve ben de yaklaşık 3 aydır sizin için YLS'ye başvurularınızda hem yardımcı olacak hem YLS ile ilgili bilgi alabileceğiniz bütün artık yani röntgenini çekerek bir sürü video oluşturdum ve onları izlemenizi ilk başta tavsiye ediyorum. Sizle bugün ne yapacağız diye sorarsanız eğer beraber 2020 kılavuzunu bir şöyle bir tarayacağız sizinle beraber. Umarım videomu beğenirsiniz. İsterseniz başlayalım. Bu arada fark ettiyseniz saçımı değiştirdim. Çünkü değişiklik biraz gerekiyordu, istiyordum. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım güzel olmuş dersiniz. Şimdi şu şekilde yapacağım. Ben ekran kaydı alacağım bilgisayardan. Aynı zamanda kendim de videoyu çekeceğim ve bu şekilde birleştirmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak, ben de merak ediyorum. İlk başta YGM sitesinin girdiğiniz zaman 2020 YLS başvurulara başlamıştır diye bir duyuru mevcut. Aşağı doğru indiğimiz zaman 2020 YLS'ye başvuru ve tercih kılavuzu diyor. Ona tıklıyoruz ve ardından PDF olarak önümüze çıkıyor. Şimdi bu sene benim ilk gözüme çarpan şey tabii ki de kontenjanların düşürülmüş olmasıydı. Kontenjanların sayısı 750'ye düşmüş. Ama şöyle söyleyeyim, bu sizi üzmesin. Çünkü bu pandemi süreci sebebiyle genel olarak dünyada bütün ülkeler maalesef bu tarz burslarda yarıya düşürdü. İngiltere mesela yarıya düşürdü. Şu an onlar da sıkıntı yaşıyor. Öğrenciler de aynı şekilde sıkıntı yaşıyorlar. 750 yine iyi bir rakam. Çünkü normalde 1100-1115 şeklinde giden, 1115 şeklinde açılan kontenjanların sayısının 750'ye düşmesi bile aslında büyük bir şans. Ben bir ara, yani şüphem yoktu tabii ki de, ama bir ara bir acaba dedim, yani bu sene alım olmayacak mı diye bir düşündüm diyebilirim. Şimdi genel olarak şöyle bir baktığım zaman evet, gerçekten kontenjan sayıları kurumlarda bayağı düşmüş. YÖK içinse 250 adet kontenjan ayrılmış. Hayırlısı diyelim. Yani her şeyin hayırlısı. Şimdi genel bilgiler, temel ilke ve kurallar kısmına girdiğiniz zaman orada hangi ALES sınavlarının kabul olduğu yazar. 2015 ALES sonbahardan 2020 ALES 1 sınav dönemine kadar olan bütün ALES puanlarınız geçerli olabilir. Başvurabilirsiniz. Şimdi şöyle sorular çok geliyor. Onun da arasına gireyim. İşte efendim benim ALES'im şu kadar puan. Ben işte ortalamam şu, kazanabilir miyim? İşte mülakata çağrılabilir miyim? Bu deneme meselesi arkadaşlar. Eğer siz 77 ALES'im var, işte ortalamam 3, kazanamayacağım muhtemelen, boşu boşuna 65 lira yatırım ki 65 lira olmuş bu sene ücret, yatırmayayım derseniz, bir sene sonra baktığınızda ALES taban puanlarında eğer 75'i görürseniz ağlarsınız. O yüzden bence kesinlikle başvurun. Yani benim de mesela ALES'im 78'di ve ben başvurdum. Tamam, o zaman kontenjanlar yüksekti, bu kadar az değildi maalesef. Bence deneyin. Gerçekten kaybedeceğiniz tek şey 65 TL olur. Şimdi bu bursun karşılıklı olduğuyla ilgili zaten herkesin bir bilgisi var. Ama karşılıklı dediğim, geldiğiniz zaman yurt dışına eğitim aldığınız sürenin 2 katı boyunca çalışmak zorundasınız. Aynı zamanda yurt içinde gördüğünüz öğrenimin süresi kadar. Yani mesela diyelim yabancı dil için MEB'in dil kurslarına başvurdunuz ve katılmanız gerekiyor. Diliniz çünkü yeterli değil. Yeterli hissetmiyorsanız eğer başvurabilirsiniz. O da yani buradakiler aynı süre, yurt dışındakilerse 2 ile çarpılacak. Şimdi önemli olan şey, mesela bunu tekrar söyleyeyim. Önemli olan şeylerden bir tanesi, tercih ettikleri 1.9. maddede tercih ettikleri programlar dikkate alınarak yapılacak yerleştirme işleminden sonra adını öğrenim görecek yükseköğretim kurumu, kurum veya kuruluş değişikliği yapılması mümkün değildir. Fakat benim bildiğim evlilik yoluyla eşinin yanına tayin olan bursiyerleri ben tanıyorum. Hatta benim çok yakın bir arkadaşım, eşi İzmir'e tayin oldu. Eşinin kadrosundan dolayı, yani eşinin yanına gitti. Öyle söyleyebilirim. Tabii uzun ve ağırlı bir süreçti, yani onu da söyleyeyim. Ama yapılamayacak bir şey de değil. Yani evli bir bursiyersiniz ve evlenmeyi düşünüyorsanız, eğer sizin mecburi hizmetinizden daha yüksek mecburi hizmetli birisiyle evliyseniz kurum değişiklikleri olabiliyor. Tabii bu konuya ilgili detaylı soru sorarsanız ben detaylı bir şekilde cevap veremem. Şu durumda olur mu, bu durumda olabilir mi diye. Sadece gerçekten bildiğim ve etrafımdan duyduğum, güvenilir bir şekilde duyduğum şeylerle ben sizin karşınıza çıkıyorum. Tecrübelerimi o şekilde söylüyorum. Yani kesin değil. Herkeste olacak diye bir şey de yok. Şimdi bir soru vardı bana daha önce gelen. İki tane üniversite mezunuyum. İşte iki alanda şey yapabilir miyim? Başvuruda bulunabilir miyim diye. Burada şöyle yazıyor. 1.10'da sistemde aynı öğrenim düzeyinde birden fazla lisans mezuniyet bilgisi olan adaylar aynı anda her bir mezuniyet alanlarına yönelik tercih yapılabileceklerdir. Yani bu ne demek? Başvurabilirsiniz. Yani iki tane üniversiteden mezun olursanız başvurabilirsiniz. Bunun aslında ayrıca da tanınması gayet güzel olmuş. Şimdi şöyle bir şey daha var. 1.11.
Öğrencilerin istemeleri ve ilgili ülkelerdeki üniversitelerden kabul almaları halinde doğrudan doktor öğrenimi görmelerine izin verilebilecektir. Doğrudan doktor öğrenimi görmek isteyen adayların tablo 1'de belirtilen tamamlanacak olan öğrenim seviyesi statüsünde yüksek lisans ve doktora ve sadece doktora ibaresi yazılı kontenjanları tercih etmeleri gerekmektedir diyor. Yani bu ne demek? Mesela ben Türkiye'de 2 tane yüksek lisans yaptım. Benim kazandığım alan sadece doktor olduğu için ben şu an doktor yapıyorum ama yüksek lisans ve doktor olsaydı artık 3. doktora yapmazdım. Pardon, 3. yüksek lisansı ben yapmazdım arkadaşlar. Derdim ki yani benim yüksek lisans eğitimim ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Direkt doktora başvuracağım. Doktora kabulümü de aldım. Hatta buyurun bakın ben direkt doktora gitmek istiyorum diyebilirdim. Bu sayede ben zamandan kazanmış olabilirdim. Hani zaman derken şu şekilde eğitim seviye, yani eğitim açısından ben mesela yurt dışında İngiltere'nin yüksek lisans eğitimini açıkçası gördüğüm arkadaşlara göre yorumlarsam eğer, herkese aynı olacağını düşünmüyorum ama çok beğenmediğimi söylemek zorundayım. Türkiye'de biz biraz daha sıkıya alışıyoruz. Daha böyle zorlanıyoruz. Daha böyle hani kendi kendimize bir şeyler öğrenebilmeyi daha iyi ediniyoruz. Mesela laboratuvarda üst as ilişkisi oluyor ama yüksek lisansta özellikle geçen sene için söyleyeyim. Covid-19'da tabii iyice patladığı için çok ben eğitim açısından iyi bir seviyeye gelindiğini pek düşünmüyorum. Yani yüksek lisans için. İngiltere için. Çünkü bir sene yüksek lisans bence yetersiz. Siz sadece bir senede İngilizcenizi belki iyi bir seviyeye taşırsınız. Konuyla ilgili şöyle bir bilginiz olur ama bir şeyle uzmanlaşacağınızı düşünmüyorum. Şu şekilde düşünmüyorum. Sadece okula gidip gelirsiniz. Ya da herhangi bir kursa gitmezseniz, kendinizi geliştirmezseniz, hocalarla iletişim kurmazsanız bu iş olmaz. Kendinizi zorlamanız gerekiyor. Ki bu dönem şöyle bir dönem. Yani bunu yapacaksınız. Ve döneceksiniz, işte kurumda uzman olacaksınız, size sorular soracaklar ve siz yeterli olmak zorundasınız. Kendinizi yeterli hissedemezsiniz hiçbir zaman. Ben mesela hiçbir şeyde kendimi hiçbir zaman yeterli hissetmiyorum. Her zaman daha yenisi çıkıyor, yeni bir makale çıkıyor. Ama mesela eğer döndüğümde hoca olacaksam kendi alanımla ilgili çoğu şeyi çok iyi bir şekilde hakim olmalıyım ki döndüğüm zaman ders verdiğimde öğrenciler soru sorduğunda ben onu bilmiyorum falan diyemem. Veya hocalarım geldiği zaman, başka hocalarım yardım için geldiği zaman istatistikle ilgili mesela ya ben onu yapmadım, bir fikrim yok demek istemiyorum. Yani ben her şeyle ilgili bir fikrim olsun. En azından bilmiyorsam bile bileceğim adamı, soracağım adamı tanıyayım yurt dışından bir network oluşturayım ki en azından bir fikir alabileyim. Yani bunlara ben dikkat etmenizi tavsiye ediyorum gittiğiniz zaman. Şimdi borç yani tazminat yükümlülüğünden bahsetmiş 1.12'de. Sizin tazminat korkunuz varsa eğer tazminat korkusuyla ilgili videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi sadece orada da başarısız öğrencilerin sayısı %1 seviyesinde. Yine de yok diyemeyeceğim. Ama tabii bir dönüp sormak lazım. Sen neden başarısız oldun? Yani sana başarısız olmana etkileyen sebepler ne oldu? Aile problemin mi var? Belki bir hastalığın olduğu, o sırada rapor alamadığın, gösteremediğin vesaire bu tür şeyler olmuş olabilir. Bunlarla ilgili ben zaten sizle yine uzun uzun konuşmuştum. Bu konularda dikkat etmeniz gerekiyor tazminata düşmemeniz için ama gerçekten %1 seviyesinde ve ben %1 seviyesinin artık %0'a düşürülebileceğine inancım var yani yapabilirsiniz. Şimdi başvuru şartlarına gelelim. Tabii ki de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. Yapmanız gereken lisans. Dan mezun olmak. Yani sizden herhangi bir yüksek lisansdan mezun olma şartı konmuyor. Fakat dün gördüğüm üzere bir tane veya iki tane kurum yanlış hatırlamıyorsam yüksek lisans yapıyor olmak ya da yapmış olmak gibi bir ibare belirtmiş. Yani bu ne demek oluyor? Bundan sonraki senelerde bana sorarsanız yüksek lisans yapmış olmak veya yapıyor olmak gibi ilanları çok fazla sayıda göreceğiz. Şimdi ortalamanızın 2.5 olması isteniyor. 4 üzerinden 2.5 olması gerekiyor. Zaten YÖK'ün bir tablosu var. Onun eş değeri neyse odur. Yani bu konuda ya benim 2 puan yukarıda aslında şöyle oluyor falan. Kesinlikle dinlemiyorlar. O zaten şup diye çekiyor siz sisteme girdiğiniz zaman. İsterseniz eğer bu videonun altına yazın. Sisteme de beraber girin ama 65 TL ödemem gerekiyorsa girmem. Onu söyleyeyim. Şimdi ALES'ten 75 almanız gerekiyor. Eğer 75.1 ise bile ALES puanınız arkadaşlar mutlaka başvurun. Yani ne olacağı hiç belli olmaz. Ben çünkü geçen senenin ALES puanlarına baktım. Gerçekten düşük puanlar da yani düşük demeyeyim de şaşırtıcı puanlar da vardı. Beni gerçekten şaşırttı. Kesinlikle tekrar söylüyorum başvurun. Ne olursa olsun başvurun. Ha ben bu sene tutacağım, seneye ben başvuracağım falan derseniz eğer ben size söyleyeyim seneye belki bu kontenjanları bile göremeyebiliriz. Çünkü dünyanın şundan 3 ay sonraki halini ben göremiyorum. Mesela 3 ay sonra için plan yapmıyorum. Ve ne olacağı hakkında gerçekten inşallah iyiye gider. Maske takın. Maskeyle takarak dışarı çıkın. Yani bu bizim elimizde bunu yaymamak, düşürmek, bu oranları düşürmek bizim elimizde. Lütfen maske takın. ALES puanlarından bahsetmiş. Ortalamayı söyledik zaten. Ha yaşa gelelim. Şimdi bu çok güzel bir şey olmuş burada yaşla ilgili. Gerçekten çok ben çok sevindim. Tamamlanacak öğrenim seviyesi sütununda yüksek lisans ile yüksek lisans ve doktora olan alanlar için 990
ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak diyor. Ben 90 doğumluyum mesela. Ben şu an bile başvurabiliyorum ama tabii ya, başvurmam. Şimdi sadece doktora olan alanlar için 1987 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak. Demek ki 3 yıl daha koymuşlar. Benim tahminim bu 3 yıl koyma sebepleri. Yüksek lisans arkadaşlar Türkiye'de 2 senede bitirebiliyorsunuz ama 3 seneye uzatabiliyorsunuz. Yani 3 sene içerisinde bitirebilirsiniz. Sanırım bundan sonra YÖK kadrosuna sadece, bundan sonra için de söylüyorum, yani bundan sonraki kolejler için söylüyorum. Muhtemelen sadece doktora olan yazan kısımlarda üniversiteler yüksek lisans yapmış olmak veya yapıyor olmak koşulu koyacak. Ki bu 3 yıl öyle havadan gelmez yani. Kimsenin hayrına gelmez. Muhtemelen uzmanlar bunu düşündüğü için 1987 demiş olabilirler. Yani bunu da göz önüne alın. O yüzden bu sene gerçekten 75 puanınız varsa, okul ortalamanızda 2,5 üstündeyse kesinlikle başvurun. Kınama cezası almamanız gerekiyor doğal olarak. Erkek adaylar için askerlik işi bulunmamak. Gerçekten bu konuyla ilgili, benim askerlikle ilgili bilgim yok. O yüzden yardımcı olamayacağım. Özür dilerim. Sağlık durumunuzun iyi olması gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. YLS'ye eğer kazandıysanız ve gitmediyseniz 3 yıl içerisinde şey yapamıyorsunuz. Mesela ben 2017 girişli olduğum için ben mesela şu an tekrar başvuru yapamıyorum. Ki çok da çok da güzel bir şey. Bu yani her sene, çünkü ben biliyordum mesela benim ÖYP zamanlarında böyle çok yüksek ALES puanlı olanlar sürekli gider başvurur eder. İşte kendi kadrosu kontenjanı olduğu halde. Yerleri kapatırlardı, bir de gitmezlerdi. Aynı şeyi YLS'de de yapan biliyorum. 3 yılda bir. Gerçi şu an ALES puanı muhtemelen iptal oldu onun. O sebepten dolayı yapamıyordur ama bunların yapılmasına ben karşıyım zaten. Bir şey kazandıysanız artık daha fazla milletin hakkını yemeyin. Şimdi başvuru seçme işlemleri diyor. Şimdi 10 ile 18 Eylül, yani bugün başladı. Ben bu videoyu onunda çekiyorum şu an. 18 Eylül'e kadar girmeniz gerekiyor. Saat 5'te sona erecek. Şimdi şöyle, ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim dönemimde ne oldu? Ben başvurumu yaptım. Hemen apar topar bitireyim, sistem bozulur, şey yapmayayım falan vesaire. Sonra kılavuzlar yenilendi arkadaşlar. Başka kontenjanlar çıktı. İşte ne bileyim, o alanlar kısmı var mesela. Alan kısımları var. O alan kısımlarına böyle biyolojiden mezun olmak diye yazıldı mesela. Çünkü biyoloji diye yazıyor mesela. Biyoloji ne? Ne ama? Biyoloji bölümünden mezun olmak diye yazıldı vesaire. Bu tür değişiklikleri son ana kadar takip edin. Ama önceden mesela bir kaynınızı son ana kadar takip edin bence. Çok önemli. Başvuru bilgilerini dolduruyorsunuz. Fiyat 65 TL'ye olmuş. 50 liraydı benim zamanımda. Burada nasıl ödemeniz gerektiği yazıyor. Zaten kılavuzu okuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kılavuzu mutlaka baştan sona bir kendiniz böyle oturup sakince okuyun arkadaşlar. Zaten şu an beraber de gidiyoruz ama önemli yerleri ben size söylüyorum. İşte bilgi alanlarınızı doğru doldurursunuz. Yani onun konuda bir sıkıntı yok. Buraları geçiyorum. Şimdi lisans eğitim bilgisi veya girişi veya güncellenmesi diyor. Eğer sizin üniversite mezuniyetiniz gözükmese, ki şu an herkesin gözüküyor devlette bir diyebiliyorum. Onunla ilgili yapmanız gereken işlemler var. Buralara hiç girmiyorum. Tamamen sizinle ilgili olan şeyler. Dediğim gibi anot ortalaması YÖK CC'nin artık gösterdiği, YÖK'ün gösterdiği yüzlük sistemde dönüştürülen, yani dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistem karşılıkları geçiyor. Zaten bir tabloda var diye hatırlıyorum. Oradan değiştirebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ha, lisansüstü öğrenim grup tercihleri. Şimdi bu tercihi iki defa yapacaksınız. Çünkü o kısmı tam oturmamış galiba. Daha önce anlatmıştım ben. YLS ile ilgili her şey videosu 1-2'de anlatmıştım. Bir videosunda biraz geçişler şey okurum, kusura bakmayın. Ben yeni yeni öğreniyordum video editlemeyi. Şimdi şöyle bir şey var. 30 tercih yapabileceksiniz. Şimdi tercih yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Arkadaşlar birincisi bence en çok sevdiğiniz alanda. Çünkü yüksek bir eğitim göreceksiniz. Doktora eğitimi dünyanın en zor eğitimidir bu arada. Bunu unutmayın. En zor eğitimini geçirirken sevdiğiniz bir şeyle uğraşmak isteyeceksinizdir. Ve sevdiğiniz bir insanla da çalışmak isteyeceksinizdir. Bu yüzden doktora ile ilgili bir videom daha var. Şuralara bir yerleri koyacağım. Onu da izleyin. Danışmanın seçimi çok önemli gerçekten. Ben şu an bu kadar rahatsam eğer danışmanın gerçekten iyi olduğundan kaynaklanıyor. Tabii Edukas da yardımcı oldu. Yani bu doktora eğer başvurularını nasıl yapacağım diye düşünüyorsanız Edukas'tan, ben Oğuzhan Bey'le çalıştım. Zaten Edukas'la ilgili de videom var. Yine tekrar öneriyorum. Gerçekten başarılılar yani bu konuda. Ben memnun kaldım. Sponsorlu değil bu video bu arada. Eğer düşünüyorsanız maalesef sponsorlu değil, öyle bir şey yapmadım. Gerçekten memnun kaldığım şeyleri burada sizlerle paylaşıyorum. Herhangi bir gelir beklentim yok. Şimdi 30 tane tercih yaparken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Dediğim gibi öncelikle sevdiğiniz bir alana yönelmeyi tercih edin. Ardından şehir düşünün. Yani mesela kurum kadroları daha çok Ankara'dan nereye gideceği pek kesin katı olmayan kadrolar oluyor. Ama YÖK kadroların zaten üniversite yerleri aşağı yukarı belli olduğu zaman ikinci aşamada tercih edeceğiniz yöne doğru bakabilirsiniz. Ama önceliğinizi kesinlikle seveceğinizi düşündüğünüz bir alanda seçin bence. Ondan sonra şehri düşünebilirsiniz.
Ben şahsen nasıl başvuru yaptım? Şimdi ben size aslında bu kendi yaşadığım süreçten anlatmıştım. Şimdi iki tane yüksek lisans yaptım. Ondan sonra bursu kazandım. Ama sırada doktora yapıyordum Türkiye'de. Benim için kolay mı oldu? Hayır. Ben artık böyle işsizlikten kırıldığım dönemlerde yani artık para kazanmam gerekiyor. Ve kendime şöyle dedim, yani neresi olsa giderim. Yani gerçekten artık o seviyeye gelmiştim ve alan sevgili kurulmuşum ki gerçekten o kadar çok sevdiğim bir alana, o kadar iyi bir şehre gittim ki kendimden gerçekten çok memnunum. İnşallah hepinizin Allah gönlüne göre versin. Çalıştığınız kadar hani böyle emek verdiğiniz neyse onun hakkını almayı nasip etsin herkese. Bu yüzden her şeyin hayırlısı olsun. İlk başta gelirse ya burada istemiyordum falan diye düşünürseniz de düşünmeyin. Buraya geçelim. 30 kişi kontenjan. Zaten yazmış en çok istenilenden başlamak üzere sıralaması gerekir diye yazmışlar gayet güzel bir şekilde. ALES puanı %40'ı, not ortalamasının %20'si alınacak. Bu da yeni değişikliklerden bir tanesi. Ama gerçekten doktordaki yaş olayına çok sevindim. Yani muhtemelen birçok kişi çok sevinmiştir ve haberi bile yoktur. Kılavuzu okumuyorlar çünkü. Şimdi sözlü sınava çağıracak adayların seçme işlemleri. Burada da anlatıyor yani kısaca nasıl alacakları ile ilgili. Bu konuda bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Buna başvurursun. Sözlü sınav. Ben sözlü sınavı çok detaylı bir şekilde anlattım aslında. Kendi mülakatımı anlattım. Nasıl 93 aldım videosunda görebilirsiniz. Ayrıyetten aslında şöyle bir şey yapacağım ben. Sözlü sınavlı adaylardan alan bilgisi konulara ilişkin bilgi düzeyi 20 puan diyor. Bir konuya kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü 20 puan. İletişim becerileri ve özgüven ve ikna kabiliyeti 20 puan. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri açıklığı 20 puan. Akademik çalışmalara yatkınlığı 20 puan. Burayı detaylı bir şekilde açıp ben sizinle mülakat zamanı yaklaştığı zaman konuşmak istiyorum ki olayı biraz daha kendi açınıza nasıl çevirebilirsiniz mülakatta öğrenmiş olursunuz. Sizinle kılavuz videom bu şekilde olacak. Yine tek tek giderek her ne kadar çok aşırı detaylı olmasa da kendimin kazandığı tecrübeleri size aktararak ilerlemeye çalıştım. Şu an yapmanız gereken en önemli şey önünüzde tercihlerinizi doğru yapmak. Tercihlerinizi yaparken dikkat etmeniz gereken ikinci bir şey daha söyleyeceğim size. Facebook gruplarına inanılmaz derecede aktifsiniz. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Birbirinizi bulun. WhatsApp grupları zaten Sabutay Bey galiba oluşturdu yanlış hatırlamıyorsam. WhatsApp gruplarını ben yokum. Çünkü YouTube kanalımın altındaki yorumlara yazarsanız beni daha çok mutlu edersiniz. Oradan WhatsApp gruplarından birbirinizi bulun. Nereleri yazmak istediğinizi bulun. Birbirinize ALES puanlarını öğrenin. Fakat birbirinize asla ama asla tamamen güvenmeyin. Çünkü karşınızdaki arkadaşınız sizi elemek için ALES ve not ortalamasının yüksek puan olduğunu yazabilir. Ben zamanında böyle şeylere çok denk geldim ve inanmadım. Çünkü insanlar özünde kötüdür ama çok iyi insanlar da vardır. O yüzden gözünüzü açık tutun. Sadece kimlerin nereye kazanacağını kendi puanınızı değerlendirerek bir sıralamayı alın. Ama şunu da yapmayın. Ya ben bu kadar insanın içerisinde kazanamam, gidemem. Beni çağırmazlar demeyin. Başvuru yapın. Sizin en büyük kuzunuz budur. Yani size böyle bir hak verilmiş, bu hakkı tanıyın. Ve başvurunuzu yapın, gözünüzü açık tutun ve insanlarla iletişim haline kalın. Bu süreç, bu WhatsApp grupları sizin artık tamamen gidene kadar, yani gitmeden önce özellikle bu dil grupları oluşturulacak işte kazandıktan sonra, yerleriniz belli olduktan sonra o zaman bile çok işe yarayacaktır. Birbirinizle iyi geçinmeye çalışın, kavga etmemeye çalışın çünkü WhatsApp gruplarında çok kavga çıkabiliyor. Elinizden geleni yani koruyun bu sayede. Gıcık etmeye çalışacak olanlar, olumsuz yorum yapacak olanlar çok fazla olacaktır. Siz bir soru sorduğunuz zaman altında zaten şöyle işte şey yapmak istemiyorsunuz, gitmeyin kardeşim vesaire. Bu tür insanlara çok fazla takılmayın. Onların amaçları birazcık bellidir. Sizleri yıldırmak ve bu burstan soğutmaktır. Soğumayın. Burs gerçekten çok güzel. Kendinize iyi bakın. İnşallah kazanırsınız. Eğer başka sorularınız ve isteğiniz olursa ben yine video çekeceğim. Zaten öyle bir döneme denk geldiniz de ben yıllık iznimi kullanıyorum şu an. Yıllık iznime denk geldiği için şu an çok ilgileniyorum. Ama döndüğüm zaman bu kadar aşırı derecede iyi ilgilenemeyeceğim. Pazar günlerinden pazar günlerine sadece sorularınızı cevap vereceğim. Kendinize iyi bakın. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hoşça kalın.